Evet, bu dersimizde liste etiketlerine geçeceğiz. Liste etiketlerinin ne olduğunu anlatacağım. Hemen bir yeni doküman oluşturuyoruz. HTML 2.xt diyorum. Ve dokümanımı hemen kaydediyorum. Liste etiketleri diyorum. Burada ikisini birden anlatalım. Hepsini birden anlatalım. HTML, yani ayrı ayrı doküman açmayacağım. Daha sonra bir ders daha yapıp gelişmiş özelliklerini göstereceğim. Liste etiketleri diyorum. Buraya liste etiketleri şöyle yapalım. UL, OL ve DL. Liste etiketleri. Bunların alt parametrelerini de şöyle yazarsak li ve dt dd. Bunları yazmamız yeterli. Şimdi ne olduklarını açıklayalım. Listeleri hepimiz görmüşüzdür. Aslında Word'de kullanılan, yani Word programı kullanıyorsanız orada alt alta maddeler halinde yazdığımız etiketler. Bunu HTML'de bunların çıkmasını sağlayan komutlar bunlar. Şimdi burada şunlar onların kapsayıcı elemanları. Bunlar da listedeki elemanların kodları. Hemen bir örnek yapalım. UL ne demek? Başta UL'den başlayacağım. UL unordered list demek. Yani sırasız liste demek. Başındaki U kelimesi unordered'ın, yani olumsuz anlamında. Sırasız listeler. UL'ye yazıyorum ve kapatıyorum. Bakın etiketi zaten kullanım şeklini göstermiş. Etiketi açtık, kapattık. İçine de listedeki elemanlarımızı yazacağız. Mesela buraya liste elemanı 1 diyorum. Ve etiketimi kapatacağım. Kesinlikle etiketimi kapatmam gerekiyor. Liste elemanı 1. Kaydettim. Bunu gene not defterinin bir özelliğiyle kopyalamak istiyorum. Burada çok çok uğraşmak istemiyorum. Ctrl D'ye bastığınızda imlecin nerede olduğunu önemi yok aslında. Ctrl D'ye bastığınızda size birden fazla liste elemanını aynı şekilde ya da buradaki etiketi aynı şekilde size verecek. Ben hızlıca buraları 2 zaman kaybetmemek adına yapıyorum. 3 4'ü yapmıştık. 5 6 ve 7. 7 tane liste elemanı yaptım. Bunun çıktısına baktığımızda tabii ki Türkçe karakteri hemen düzeltelim kodlarımızı. Çalıştır dediğimizde Firefox'ta bakın şu şekilde bir görüntü elde etmemiz gerekiyor. H1 etiketiyle buraya yazıyorum. Başlığımıza yazalım. Liste etiketleri diyorum. H1 düzeyinde başlığımızı kapatıyorum. Ve sayfayı tekrar kaydedip buraya yenilediğimde liste etiketleri dedik ve buraya geldi. Hatta bunun başına sırasız yazalım. Sırasız liste etiketleri. Hemen bir tane daha örnek yapıyorum. Buraya da gene H1 düzeyinde bir başlık. H1 sıralı liste etiketleri diyorum ve H1 ile bunu kapatıyorum. Sıralı liste etiketleri ne demek? Bunları da ordered list, yani sıralı demek. OL yapıyorum. Aynı şekilde list elemanlarını buradan tekrar yazmama gerek yok. Buraya kopyalıyorum. Kaydettiğimde bakın sırasız olanlar, yani sırası demek herhangi bir sırası yok. Sıralı listede de bakın birden başlıyor. Bizim burada zaten yanlarına yazmıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde kullanılabiliyor. Hemen diğerini yapalım. H1 H1 diyorum. Buraya tanımlama liste elemanı diyorum. Bunun kullanımını gösterelim. Burada da gene aynı şekilde DL en dış eleman. DL en dış eleman. DL'yi kapatıyoruz tekrar. Tıklayalım buraya. Ve gene içine. Burada farklı olarak şuradakinden farklı olarak bunun tanım şekli şurada. Buradaki elemanlar DT ve DD. DT ne demek? DT'yi yazdığımızda aynı şekilde gene kapatıyoruz DT'yi. Bu elemanın ismini, yani mesela HTML diyorum. Altındaki DD de bu şekilde yazarsak ve açıklaması gelecek. HTML web tasarımında ilk öğrenilmesi gereken dildir diyelim.
gereken, aslında tam dildir şeklinde yazalım. Bu programlama dili olarak yazmadık zaten. Dildir dedik. Bunu yazdık. Buraya geliyorum. Ve bunu aynısından bir tane daha kopyalayacağım. Bunu da CSS yapıyorum. Aşağıda CSS diyorum. CSS ikinci diyelim buraya da. Ben bunu rastgele yazıyorum. Buraya siz açıklamalar farklı bir şekilde yaparsınız. Bunu tazelediğimde bakın tanımlama liste elemanı dedik. HTML dedik. CSS dedik ve bu şekilde tanımlamalarını buraya yapmış olduk. Liste elemanları şimdilik bu kadar. Bununla ilgili bir iki daha verelim. Şuradaki açıklamalara girersek. Bu UL ve OL için alt parametreler var. Parametreleri daha önce anlatmıştık. Mesela burada bakın dikkat etsiniz yuvarlak noktalar var. Bunları şöyle değiştirebiliyoruz. UL'deki stil kısmına gelip buraya mesela disk dediğimde bakın nasıl gözükecek şimdilik. Load dediğimde yanlış mı yazdık? Pardon, disk style ile arkadaşlar type olacak. Özür dilerim. Type dediğimde tipini belirlediğimde bir şekilde tamamlayamadık. Bakalım nerede hata yapıyoruz. Type disk. Disk doğru. Type'ı mı yanlış yazdık? Bakalım. Type'ı da doğru yazdık aslında ama sayfayı kaydettik. Burada bir türlü ekleyemedik bunu. Bakalım sırada şunu deneyelim. OL'yi start dediğimde start buraya mesela 5 dersem eğer diğerine bakacağız. Bakın bu sefer 5'ten başlıyor. Buradaki type'ın neden olmadığını çözemedim şu an için. Bakalım yanlış mı yazdık type'ı? Doğru yazdık aslında ama type parametresini disk evet sugar ekleyelim bir de bakalım bunu deneyelim. Belki biz orada disk herhalde zaten diskmiş herhalde o zaten. Evet. Evet bakın kare oldu. Zaten o görüntülenen diskmiş. Bir de içi boş olan circle var. Onu da eklersek doğru olan şey gelecek. Bakın içi bu sefer de boş geliyor. Liste elemanları bu şekilde. Bir sonraki derste de iç içe listelerin nasıl kullanıldığını göstereceğim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.